sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'i ziyaret eden ve YPG'li teröristlerle poz veren o ABD'li generalin sözünü hatırlattı. İşte bu cümleleri kurdu. Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPG'nin yanında yer alan ABD'ye çağrıda bulundu. Gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz, yok edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısına katıldı. Gündeminde ABD Savunma Bakanlığı'nın terör örgütü PYD-YPG'ye 550 milyon dolarlık bütçe ayırması vardı. Stratejik ortağımız PYD'ye, YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir ve etkilemektedir. Erdoğan hem NATO'ya hem de ABD'ye seslendi. Bu nasıl müttefiklik sorusunu yöneltti. NATO eşittir Amerika Birleşik Devletleri değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir. Dolayısıyla NATO'nun iç hukuku neyse ona hepimiz aynı şekilde uymak durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti başlamadan Ankara'nın tavrını ortaya koydu. Bu iş hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümek durumundadır. Eğer hakka, hukuka uygun bir şekilde yürümezse bunun adı ortak veya bir müttefik veya model ortaklık olmaz. Erdoğan, Türkiye'nin etrafına dönen dolapları anlattı. Hedefte Türkiye var dedi. DAEŞ'le mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DAEŞ'le bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. Artık hiç kimsenin DAEŞ bahanesini kullanma hakkı yoktur. Çünkü hepsi de bugün DAEŞ'le birlikte hareket ediyor. Suriye ve Irak'taki DAEŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör odaklarının hepsinin Türkiye'ye karşı yönlendirildiğini vurguladı. Erdoğan kurulan sinsi tezgahı açıkladı. Madem ki takke düşmüştür ve kel görünmüştür, öyle bazı şeyleri açıkça konuşmanın zamanı da gelmiş demektir. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Peşinen ifade edelim. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de tansiyonu yükselten Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesim yönetimlerinde uyardı. Attığınız adımları biliyoruz dedi. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır.